Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine hem sunucu Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şoke eden bir hikaye ekranlara getirildi. Ebru Filan, TikTok'ta tanışıp bir ayda evlilik kararı aldığı sevgilisi tarafından 120 bin lira dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın programına çıktı. Nikahtan bir gün önce terk edilen kadın, gelinlik ve bindallısıyla çıktığı canlı yayında düğün yapıp düşman çatlatacağım dedi. Sonra beni ortada bıraktı dedi. İddialarının ardından yayına bağlanan sevgili ise kendi parasını kendisi yedi. Aşkımızın bitmediğini söyledim. Gelsin dizimin dibinde otursun ifadelerini kullandı. Kocaeli'de babasından kalan evde bir başına yaşayan 41 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Filan, sosyal medya platformu TikTok üzerinden 25 Ocak'ta tanışıp bir ayda evlilik kararı aldığı sevgilisi Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın programına başvurdu. Sadece bir kez TikTok'ta konuşup güvendiği Ramazan Aydın'la ilişkisi başlayan Ebru Filan, iddiasına göre sevgilisi tarafından nikah işlemlerini hızlandırmak için baskı görünce 2 hafta içinde babasından kendisine kalan yaşadığı evi sattı. Başka bir şehirde ev alma umuduyla sattığı evin parasını sevgilisine veren ve aynı zamanda düğün için hazırlıklara başlayan Ebru Filan, iddiasına göre bu süreçte tüm masrafları kendisi karşıladı. İddiasına göre her şey çok hızlı ilerlerken, üçüncü kez yuva kuracağını sandığı Ramazan Aydın, paralarla birlikte nikahtan bir gün önce ortadan kayboldu. Müge Anlı'nın hayretle dinlediği Ebru Filan, canlı yayında gelinliğine sarılarak, ''Benim suçum, günahım ne? Neden beni böyle ortada bıraktın? Bana, sana öyle bir düğün yapacağım ki düşman çatlatacağım dedin. Bana zorla ses sistemi bile aldırdın. Bizim ev disko mu? Nikah yapma bahanesiyle evime göz koydun dedi. Düğün davetiyesi, gelinliği ve takılarıyla gözyaşı döken Ebru Filan'a çok geçmeden dolandırdığını iddia ettiği Ramazan Aydın yanıt verdi. Dolandırıcı olmadığını söyleyen Aydın, kendisi bana eğlence mekanlarına gitmemiz için baskı uyguladı. Kendi parasını kendisi yedi. Takıları kendisi aldı. Benim alyansımı bile o seçti. Ev bakmaya gittiğimizde tartıştık. Daha sonra karakolluk olunca kendisinden ayrıldım. Ama aşkımızın bitmediğini kendisine mesajla ilettim. Onun için saçımı sakalımı kestirdim. Gelsin dizimin dibinde otursun ifadelerini kullandı.